Sevgili izleyiciler, tekrardan merhabalar. Özetle programıyla yeniden sizlerleyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakur Özer bugün konuklarımda. Malum gündemi değerlendireceğiz zaten. İşte asgari ücret tartışmaları, derneklere kayyum atanmasıyla ilgili kanun teklifleri, Eskişehir Hacı Süleyman Çakır huzurevindeki son durumla alakalı konuşacağız. Bir de tabii bu Sivrihisar Kaymaz'daki Siyanürlü Atık Havuzu'ndan da mutlaka bahsedeceğiz. Zaten Sayın Çakır Özer bu konuyla ilgili de epey bir meclise soru önergesi vermişti. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Çakır Özer. Nasılsınız? Merve Hanım, değerli meslektaşım, hoş bulduk. Sizin konunuz olmak, Eskişehir.net'te olmak büyük onur. Teşekkür ediyorum davetiniz için ve daha baştan girmekte olan yeni yılınızın sağlık, Çok sağ olun. mutluluk hem şahsınızda Eskişehir.net ailesine hem de şehrimize öncelikle sağlık, sonra huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. Hepimize inşallah. Şimdi şundan bahsedelim. Bayağı bir yoğunsunuz siz de. Bugün sanırım bir sağlık çalışanlarını ziyaret ettiniz. Öyle başlayalım, daha sonra gündemi değerlendirelim. Tabii. Şöyle, bu yıl işte Mart'ta düşünürseniz, yani 3. ayından itibaren, şimdi aralığın son günlerine geldik. 9 aydır sadece Türkiye değil, dünya bu salgının pençesinde Maalesef. ve bu salgınla mücadelede işte en ön cephede sağlıkçılar var. Biz de değerli yol arkadaşım Sayın Cale Nur Süllü ile, milletvekilimizle düşündük. Yılın son gününde hani kimlerle olalım diye düşündüğümüzde, tabii ki çok sayıda hizmet veren kamu personeli var ama sağlıkçılar en ön cephede. Hem iki hastanemizi ziyaret ettik, Şehir Hastanesi'ni ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'ni ziyaret ettik, hem de orada işte başhekimler ve onun işte sağlık ekipleriyle, hem de il müdürlüğüm sağ il sağlık müdürümüzü ve onun ekibini ziyaret ettik. Emekleri için teşekkür ettik. Bizlerin sağlığı için özveriyle yaptıkları çalışmalara, onların şahsında işte yaklaşık 9 bin Eskişehir'de sağlık çalışanı var. Doktoru, hemşiresi, işte teknisyeni, yani Bizi hastanede büyük bir çalışan özveriyle personelin 9 özellikle bin rakamı sevdim, çok büyük bir rakam. evet. Her biri işte bunların özveriyle, ailelerinden fedakarlık ederek, sağlıklarından fedakarlık ederek çalışıyorlar. Onların hem moral anlamında onlarla olduk, hem verdikleri, bizlerin sağlığı için verdikleri hizmetlere, emeklere teşekkür ettik, hem de girmekte olan yeni yılın onlara da, bize de, hepimize sağlık getirmesini, huzur, mutluluk getirmesini diledik. Yeni yıllarını kutladık. Buradan sizin aracılığınızla da sağlık çalışanlarına, yani onların hakkı ödenmez. Yani ne yapsak, ne etsek hakkı ödenmez. En ön cephedeler, inanın, çok 300'ün üzerinde Türkiye'de sağlık emekçisi hayatını kaybetti COVID nedeniyle. Covid'den dolayı. Yüzlerce, belki binin üzerinde sağlık çalışanı Gözlemleriniz nasıldı peki? gördüm. Şimdi sık sık ziyaret ediyorsunuz ya. Gitgide aslında bu süreç zorlaştıkça belli bir bitkinlik de oluyor değil mi? Umutsuzluk sağlık çalışanları üzerinde. Şöyle, öncelikle şunu söyleyeyim. Biz tabii Nur Hanım'la birlikte daha önce meslek örgütleriyle de, yani Tabip Cale Odası, Jale Nur Süllü ile, Sayın Süllü ile birlikte, Tabip Odası olsun, sağlık emekçileri olsun, işte diş hekimleri olsun, eczacılar olsun, dönem dönem bir araya geliyoruz. Ve onların yaptığı her türlü açıklamada yanlarındayız ve onların bu sürecin yönetimine ilişkin eleştirilerine de tamamına katılıyoruz. Tamamına. Bugün de işte bu sürecin içinde aktif yer alan hastanelerimizi ziyaret ettik. Tabii şunu duymaktan memnun olduk ikimiz de. Bu pik noktasına çıkmıştı bir ara, biliyorsunuz. Evet. Bin yüzler günlük vaka sayısı, şimdi bugün yanılmıyorsam 104-105 İyi, civarındaymış. bunu Yani duymak sevindirici. En azından bana %90 da öyleydi. azalmış olması, yani Bayağı da vaka sayısının azalmış. %90 azalmış olması çok sevindirici. Yani bence belki de hani biten yılın diyeyim en güzel haberlerinden biri bu. Yeni yıla umutla bakmamızı sağlayan. Ve gördüğümde orada işte sağlık çalışanlarıyla kısa sohbet de etmek, yani onları da meşgul de etmek istemiyoruz yoğunlukta. Ettiğimizde özveriyle işlerini yapıyorlar. Bize düşen, yani siyaset kurumuna düşen, onların, yani onlar işte ailelerini biliyorsunuz arkada bırakıyorlar. İşte kendi sağlıklarını en ön cephede oldukları için özveriyle ortaya koyuyorlar. Bizim yapmamız gereken onların başka hiçbir şey düşünmemesini sağlamak. Yani özlük hakları bağlamında ne ihtiyaçları varsa verilmesi lazım. En başta da sağlık çalışanları için COVID hastalığının meslek hastalığı Meslek sayılması hastalığı. lazım. Bas bas Yani bunun bağırıyorlar zaten her yerlerinde lahmacun konuda. yok, yani olmaz. Bunu tartışmanın anlamı da yok, onu söyleyeyim. Yani bu kadar
Yani bence asrın en büyük şeyi bu. Yani en azından ben 50 yaşındayım. 50 yılda gördüğüm en büyük bence afet gibi bir şey. Şimdi bununla mücadelede yani kimse o yoğun bakımdaki hemşireye, işte oradaki Covid birimindeki doktorun, teknisyenin vesaire yerine geçmek istemiyor. O yüzden onların dediğim gibi her türlü eksiğinin, her türlü hakkının verilmesi, üzerine ne verilebiliyorsa verilmesi, ama en başta da hani Allah göstermesin ama yakalandıklarında ya da hayatını kaybettiğinde mutlaka meslek hastalığı sayılması lazım ki geride kalanlarına en azından işte bir tabii ki giden canı getirmez ama sosyal güvence bağlamında önemli işte eksiklerinin olmamasını sağlayacak. Hayata bundan sonra işte ailelerinin işte sosyal güvence bağlamında güvenceleri sayılacak kazanımların sağlanması lazım. Bu talebimizi dile de getirdik, söyledik de görüşmelerimizde. Buradan bir kez daha hakkınız ödenmez diyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Sadece sağlık çalışanları değil, tabii biz bugünü sağlık çalışanlarına ayırdık. Ama bu süreçte bakın belediye çalışanlarımız, emniyet çalışanlarımız, kamu kurumlarının değişik işte birimlerini, öğretmenler, her biri bakın en ön cephede hem görevlerini yapıyorlar bir de işte vefa timlerinde görev alıyorlar. Muhtarlar Bir mesela. ara filyasyon ekibi falan Evet, diye bir filyasyon. konuşuldu. Hala varlar yani görev alıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu sürecin zaten bu tür musibetlerle mücadelenin tek yolu omuz omuz Çok olmaktır, sağ olun Sayın dayanışmadır. Sekon Özer. Ben de Dayanışmadır. atlattım bir ay Geçmiş olsun, öncesinde. bilmiyordum, Çok öyle sağ mi? olun, çok Geçmiş sağ olun. olsun. Yani kendimi düşünmedim biliyor musunuz? Direkt ailenizi düşünüyorsunuz. Onlara geçer mi, bir şey olur mu? O yüzden Evet. sağlık çalışanlarının zaten kıymetini biliyoruz ama daha da kıymetini bilmek dileğiyle Evet. diyorum ben. Asgari ücrete geçelim öyleyse. Evet. Şimdi bir aydır gündemde hemen hemen. Ne kadar oldu? 2825 lira 90 kuruş oldu. Tabii bunun nazarında Türkiye genelinde bazı belediyeler, yani CHP'li belediyeler açıklama yaptı mesela. Şimdi Eskişehir üzerinde konuşursam Tepebaşı dedi ki 3425 dedi Ahmet Ataç. Yılmaz Büyükerşen 3350 olacak dedi. Yani bir yani işçinin en düşük maaşı bizim belediyemizde dedi. Onun nazarında açıklama yapıldı ama öncesinde şunu sorayım. Siz nasıl buldunuz yeni asgari ücreti? 500 lira bir zam verildi. Son derece düşük. Eski halde düşük, şimdi de düşük. Biz en azından 3000 üzerine çıksın, 3100 lira olsun diye net tavır koymuştuk. Sendikalar daha fazlasını istiyordu. Asgari ücret neden önemli? Asgari ücret şunun için önemli. Türkiye'de ortalama ücreti belirliyor. Yani bir işte 7 milyon civarında işçinin ücretini belirliyor ama onun da ötesinde işte ya asgari ücret %30 arttığında tamam doğal olarak başka çalışanlar da en az o kadarını talep ediyor. Yani anlatabiliyor muyum? Yani oradaki Denge artış açısından aynen. diğerlerinin yani asgari ücrete göre belirlediğiniz mesela işte kısa çalışma ödenekleri mesela işte ücretli izin ödenekleri. Bunların hepsi asgari ücrete göre belirleniyor. Türkiye'de birçok sosyal güvenlikle ilgili işte bağlanacak ücret vesaire asgari ücrete göre belirleniyor. O yüzden asgari ücret artık Türkiye'de böyle bir ortalama ücreti Türkiye'nin olmuş. Onu ne kadar yükseltebilirsiniz Türkiye'nin refahını o kadar arttırırsınız. Şöyle bir algı var iktidarda aman işte fazla vermeyelim işte paramız biter ya da işverenler işte aman fazla para. Tam tersine asgari ücretin yükselmesi yani insanların gelirinin artması aslında piyasanın canlanmasını sağlar. Yani sizin, benim işte asgari ücret arttığında elimize geçen işte 2825 lira yerine mesela 3100 lira ya da atıyorum 3500 lira olmuş olsa biz bu parayı ne yapacağız? Harcayacağız. Çocuğumuzun eğitim için harcayacağız. Kendi sağlık giderimiz için harcayacağız. İşte giyimimizi harcayacağız. Ayakkabı alacağız bir tane daha fazla ya da ihtiyacımız varsa. İşte annemizin bir ihtiyacını, Yaşam kalitemiz babamızın bir artacak ihtiyacını. kısaca aslında. Efendim? Yaşam kalitemiz artacak. Hem İnsan kalitemiz artacak hem standartları de şey ekonominin nasıl hareketliliği çok. artacak aslına bakarsanız. Tam da bu dönemde esnafın yani gördüğünüz işte iş yapamadığı için yani salgın nedeniyle kapandığı için perişan durumda olduğu işte normal ticari işletmelerinde yine aynı şekilde kriz nedeniyle pandemi nedeniyle eski işlerini yapamadıkları bir dönemde piyasanın canlanması aslında asgari ücret arttırılarak yapılabilirdi. Bunu tercih etmediler. Burada üzüldüğümüz şey şu işte şöyle konuşuyor işte imkanlarımız sınırlı. Hayır imkanlarımız sınırlı değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin imkanları var ama bu iktidar bu imkanları emekçinin lehine kullanmak istemiyor. Asıl üzücü olan o. Bu imkanları işte gördüğünüz mesela en işte Kütahya'daki havalimanı, kimsenin uçmadığı Ya da başka havalimanına müteahhitlere işte bilin. müteahhitle ya da işte yap işlet devret mantığındaki yerlere Kütahya'daki havalimanı en önemli işte örnek mesela en çarpıcı örnek. Kimse uçmuyor yıllardır.
Ama orada yolcu başına devlet desteklemek için şeye oranın işletmecisine para ödüyor. Bunu ödeyeceğinize pandemi döneminde durduracaksınız o ödemeyi. Emekçinize vereceksiniz, asgari ücreti arttıracaksınız, esnafınıza vereceksiniz. Eskişehir'de esnaf kan ağlıyor. Türkiye'nin dört bir yanında ama Esnaf Eskişehir özellikle bitmiş gibi hizmet geliyor sanki. sektörü bitmiş durumda. Yani kan ağlıyor esnaf. Bir taraftan pandemi nedeniyle kapatılan yerler. Bir taraftan üniversiteler kapalı olduğu için, öğrenciler gelmediği için kapanmak zorunda kalan yerler. Doğru değil mi? Bir taraftan kriz nedeniyle işini yürütemeyen esnaf, pancur, işte kepenk indiren yerler. Hatırlarsanız biz böyle daha pandeminin başlarıydı, yaz aylarıydı. Bir rapor açıklamıştık. Kepenk kapatan esnaf raporu Eskişehir'de. Ve daha da bugünleri öngörmüştük. Yani yüzlerce, binlerce esnaf kapatıyor ya da kapatmak üzere önlem alınsın diye. O dönem üzülerek bildiriyorum. Esnaf odalarının başındaki işte yönetim, ya olur mu öyle şey, işte kapanandan çok açılan yeni yerler var derdi, hatırlarsınız. Aynı yönetim, aynı şahısların geçtiğimiz günlerde demeçlerini okudum. Bittik, mahvolduk diye hatırlıyorsanız. Keşke bizi Maalesef. başında dinleselerdi. Talepleri daha baştan dillendirseydik ama maalesef konuya siyasi yaklaştığı için aslında hiç olmaması gerekirken esnaf odalarının yöneticileri. Tabii ki lokantacılar odası, tabii ki kahveciler odası, tabii ki işte bugünlerde görüyorsunuz sıkıntıdalar. Bunların üyeleri, Kantinciler, servisçiler, hemen kantinciler, hemen herkes servisçiler, bakın için esnaf. konuşuyorum. İnanın çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. O yüzden bu kaynakların, yani işte o yap işlet devletlere, kamu özel işbirliği vesaire, o kaynakların keşke zor durumda olan esnafımıza, zor durumda olan emekçimize aktarılabilmesi mümkün olsa. Tekrar asgari ücret sorunuza dönersek, asgari ücretin en az dediğim gibi 3.100 lira olması gerekirdi. 3.100. Ne mutlu, biz gurur duyuyoruz. Büyük şehrimiz olsun, Tepebaşı Belediye'miz Tepebaşı. olsun ve Türkiye'nin dört bir yanında belediyelerimiz çalışanlarının refahının artması için seferberler. Keşke merkezi hükümet de belediyelerimizi örnek alabilseydi. Şu konuda insanların, yani görüştüğüm insanların şöyle bir çekincesi var Utku Bey. Şimdi 500 lira arttı ya asgari ücret. Diyorlar ki Şubat ayından sonra işverenler özel sektörde özellikle çok işçi çıkarırlarsa ne yapacağız diyorlar. Öyle bir kafa karışıklığı var şu anda. Şöyle, yani 500 lira, Devlet desteklesin deniyor mesela özel 500 sektörde. lira arttı diye işçi çıkarılması da, zaten şu süreçte işçi çıkarılamaz biliyorsunuz, yani pandemi nedeniyle çıkarılmaması lazım. Ama işte 500 lira arttı diye çıkarılması, işte devlet desteği. Şimdi asıl verilmesi gereken destek şimdi işverene veriliyor. Biz bir şey demiyoruz tabii birisine, ama asıl verilmesi gereken, işverenin mesela prim desteğini vesaire devlet ödüyor. Ve nereden ödüyor biliyorsunuz? İşsizlik fonundan ödüyor aslında. İşsiz kalan milyonlarca insana kullandırılması Milli gereken fon fondan var. işverenler destekleniyor. Ama asıl yapılması gereken, bence çok da kolay, asgari ücretin üzerindeki verginin kaldırılması lazım. Bu vergiyi kaldırsanız bu 2825 lirayı rahatlıkla Sorun 3000'in çözülecek üzerine, aslında. rahatlıkla 3000'in üzerine, 3000, şu andaki brüt tahminim 3400 lira falan olması lazım. Belki 3500, o civarda bir rakam şu anda brüt asgari ücret. Vergisi nedeniyle neti bu. Vergiyi kaldırırsanız ekstra bir rahatlama sağlarsınız. Bunu yapmayı tercih etmiyor siyasi iktidar maalesef. Aslında yapması lazım. Yani hep işçinin cebinden almayı biliyor, işverenin cebinden maalesef almıyor. Tam tersine işverene aman senin primini ben ödeyeyim, aman senin işte vergini erteleyeyim vesaire diyor, densin. Ama aynı zamanda işçinin rahatlatılması lazım. Bu yapılmıyor. Eksik olan bu. Ben şeyi, yani işte 500 lira, 500 lira arttı dediğiniz şeye baktığınızda Hemen bahaneler 2300 getiriyorsun. liradan, yani yaklaşık ne oluyor? %20 civarında bir şey oluyor. Ama filenin, yani bir yıl önce file kaça doluyordu, şimdi kaça doluyor diye baktığınızda en az %50, belki daha fazla enflasyon artmış durumda. Bakmayın Açlık siz ya mesela. %10 falan, onlar doğru değil. Yani doğalgazdaki zamma bakın evinize gelen. Elektrik faturanıza bakın artışına. Geçen yıl aldığınız yumurta fiyatıyla şimdiki yumurta fiyatına bakın. Geçen yıl aldığınız temelden bahsediyorum. Yani temel, Açlık ya mesela. evet, ayçiçek Gündemde yağında, sırf sırf ayçiçek Twitter'da yağı bulunuyor. utanç verici. Yani artık şeyle, kilitle satılıyor ayçiçek yağı. Düşünebiliyor musunuz? Bebek Bebek hamamları. maması aynı şekilde kilitle satılıyor. Bunlar neden böyle? Çünkü insanların alım gücü son derece azalmış Ve durumda. hırsızlık da çok arttı bence son Yani zamanlarda bültenlere baktığımızda tabii ki maalesef. üzücü, insanlar hani bu hale
düşmemesi lazım. Yani onu söyleyeyim ama alım gücünün zayıflaması maalesef tabii ki benimsemem mümkün değil. Yani insanın hırsızlığı ya da şey yani böyle bir şey benimsemeyiz ama ülkenin içinde bulunduğu durumun bir an önce düzeltiliyor olması lazım. Bunun yolu da biz fakir bir ülke değiliz. Bakın G20 yani dünyanın en gelişmiş 20 ülkesinden biriyiz. Buna rağmen bizim şu anda asgari ücretin erimesini görmek üzüntü verici. Evet. Şimdi tabii diğer bir konuya geçeceğiz. Bu da çok önemli. Derneklere kayyum atanması üzerine. Şimdi bir kanun teklifi görüşüldü ve kabul edildi. Hatta o teklife baktığınız zaman bir okudum, bir pek emin olmadım. Bir terör örgütü deniyor, finansman deniyor, silahlı diyor. Yani dernekler bu bağlamda mı eğer bir sıkıntı görülürse yargılanacak ya da kayyum atanacak? Biraz daha irdeleyelim. Tabii. Şöyle ben Nur Hanım'la biz mecliste bu tartışmanın içindeydik doğal olarak milletvekili olarak. Şudur. Meclise bir kanun geldi. Aslında bakın neden bahsediyoruz biz? Esnaf işsiz. Yani kapalı. Milyonlar işsiz. İnsanlar fakir, yoksul. Sağlıkçılar en önde. Türkiye'nin sorunları bunlar. Böyle bir süreçte. Beklersiniz ki meclise sağlıkçının işte derdini çözen ya da ona ek bir kazanç sağlayan, özlük haklarını koruyan, meslek hastalığı sayan COVID'i ya da beklersiniz ki esnaflara nakit para desteği veren ya da beklersiniz ki asgari ücreti yaşam standartını arttıran bir şey gelsin. Hiçbiri gelmiyor. Ne geliyor? Kitle imha silahlarının Ha, o kadar garip ki bakmak orada. finansmanının önlenmesi anlaşması. Doğrudur. Türkiye'nin bir sürü uluslararası olarak taraf olduğu anlaşma var. Bu da bununla ilgili bir kanun. İşte bizim Birleşmiş Milletler kararlarına uymamızla ilgili. Ya da OECD'nin kara paranın işte aklanmasının önlenmesine ilişkin sözleşmelerine uymamızla ilgili bir kanun bu. Tamam. Yani bence bu hengamede getirilmeyebilirdi. Ama madem getirdiniz, içini açıyorsunuz, bakıyorsunuz. Altı maddesi işte şeyle ilgili, uluslararası terör örgütleri vesaire. Ama yedinci maddeye geldiğinizde bizim Eskişehir'de derneklerimizi kapatmasının önünü açacak. Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren sivil toplumu işte çalışamaz hale getirecek maddeler, dernekler yasası ve işte yardım toplamaya ilişkin, bağış toplamaya ilişkin yasalarda değişiklik yapan maddeler. Niye getiriyorlar? Çünkü şundan rahatsızlar. Örneğin gündemde ne var? Kadın cinayetleri var. Bakın belki konuşacağız. Buradan ben bir kere daha bu vahşiliği Daha dün 3 lanetliyorum. kadın öldürüldü. Bu vahşiliği yani 3 kadının ama her gün zaten biliyorsunuz 1, Bugün de 2, oldu 3 bu zaten. işte Bugün de oldu. bu vahşeti kınıyorum. Bu vahşetin sona erdirememiş olmamızı Türkiye'de hepimizin bir ayıbı olarak, ülke ulusça ayıbımız olarak niteliyorum. Şimdi hal böyleyken kadın cinayetleri var ve mesela bunu engellenmesi için bazı dernekler var biliyorsunuz işte kadın Kadın cinayetlerine meclisleri var, kadın meclisler var bir platformları sürü kadın var. dernekleri var. Evet. Şimdi mesela bu kanun yani bu kanunu kötü niyetle kullanmak isteyen bir İçişleri Bakanı ve bir vali veya bir vali bu dernekleri rahatlıkla kapatabilir. Bir basın açıklamasını işte ya siz işte şöyle şiddeti şey yapıyorsunuz teröre işte destek veriyorsunuz Meclislendiriyorsunuz. vesaire deyip tamam mı? Anında şeyi bir işte ilk haliyle soruşturma açıldığında görevden alabiliyordu. Şimdi kovuşturma yani mahkeme dava süreci başladığında ama Türkiye'de yargı biliyorsunuz siyasetin etkisinde terörün tanımını istediği gibi eğiyor, büküyor. İşte kimi oluyor terörist, kimi olmuyor terörist. Sadece siyasi iktidarın bakışına göre. O yüzden siyasi iktidarın muhalif gördüğü, kendisine zararlı gördüğü dernekler rahatlıkla teröre destek bağlamında suçlanıp mahkeme yani yargı süreci başlatıldığı anda faaliyetleri askıya alınıyor, yöneticileri görevden alınıyor ve Bu kayyum atanabiliyor. kolay bir şekilde yapılabilecek değil mi? Kolay, Bir çok kolay bir yasaya şekilde bakacak sanırım yapılabilecek. İşte sadece. yani ilk meclise getirdiklerindeki direnme üzerine, tepkiler üzerine bir geri adım attılar ama bu da yetmez. Aynı belediyelerdeki kayyum düzeni yani şu anda nasıl görevden alıyorlar birçok belediyeyi ve yerine mahkeme kararı beklenmeden kayyum atıyorlar. Aynısını derneklere getirmek istediler ve çıkardılar. Son derece yanlış, sakıncalı. Tabipler Birliği falan da riskidir değil mi şu anda ya da işte belli başlı bünyeler. Şöyle, şu anda dernekler ve vakıflar söz Vakıflar. konusu. Ama bundan sonraki hedefleri bence meslek örgütleri, işte TUMOP, TTB Mimarlar gibi mesela. işte Mimar Mühendis Odaları Birliği var ya TUMOP. Çünkü onlar da biliyorsunuz aslında iktidar bunlara muhalif diyor. Aslında bunlar muhalif değil. Bunlar gerçeği anlatıyor. Yani örneğin Eskişehir bağlamında TTB ne diyor? Ya işte şu 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 önlemler alınsın. Alınmazsa sağlık
daha büyük bir halk sağlığı riskiyle karşı karşıya. Şimdi bu muhaliflik değildir. Bu size gerçeği anlatıyor. Yapmanız gerekeni anlatıyor. Yaparsanız zaten bu riskle karşı karşıya kalırsınız. Ama siz iktidar olarak ısrarla bunu yapmıyorsanız, karşınızda bunu söyleyen bir TTB'yi, işte bir insan hakları derneğini, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni, işte aklıma gelenleri sayıyorum, ya da TMOB'u hemen muhalefet diye damgalamayacaksınız. O size doğruyu söylüyor. İşte yani bir mimari anlamında, mühendislik anlamında, mesela deprem konusunda İnşaat Mühendisleri Odası, Eskişehir'de olsun, Türkiye'de olsun sürekli doğruları söylüyor. Şimdi bu muhaliflik değil. Tam tersine size doğru yolu gösteriyor. Aklın yolu aslında o yolu izlemek. Hem o yolu izlemiyorsunuz, önerileri dinlemiyorsunuz, hem de bu insanlara bunlar muhalif. Hayır, onlar muhalif değil. Onlar gerçeği söylüyor. Öyle bir yaftalama. Basın da böyle biliyorsun. Muhalif basın diyorlar. Hayır, muhalif basın yandaş değil. Muhalif. Muhalif basın değil. Sana objektif bir şekilde yaptığın hatayı gösteriyor. Yapman gereken, yani doğru olanı ya da bilimin gösterdiği, işte yurt dışında ya da Avrupa'da, dünyada nasıl, mesela aşı tartışmaları ya da Covid'le mücadele tartışmalarında iktidarın eleştirildiğinde bu muhalefet değil. Bu aslında yaptığınız yanlışı söylüyor size. Çünkü gerçekten de iktidar bu süreci yönetmeyi beceremedi. Şimdi bunu söylediğinde TTB niye muhalif olsun? Doğruyu anlatıyor bir meslek örgütü olarak. Böyle dinlemek lazım. Ama bu iktidarda şöyle bir anlayış var. Bizi övmeyen, bizi işte güzel anlatmayan her şey muhalif. Her şey susturulmalı. Gazetecisi susturulacak. Olay baroysa sindirilecek. O, anlatabiliyor muyum? İşte en son Olay TV meselesi. 26 gününde bir kanalın patronuna baskı yapılır mı? Yapıldı. Aynı şekilde işte derneklerinde çalışamaz hale. Şimdi ama tamam, ama şöyle bakıyorsunuz maddelerine, 43 maddelik kanunun 6 maddesi ilk amacıyla ilgili kitle imhasiyatı. Gerisi dernekler. Nasıl kapatırız? Nasıl fil kontrol ederiz? Nasıl denetleriz? Şimdi böyle olunca insanları dernekten soğutuyor, dernekçilikten soğutuyor. Mesela Eskişehir'imiz için ne önemli? Çevre dernekleri çok önemli. Tabii, mutlaka. Ama şimdi bu kanun çıktığında bir çevre derneğinin yöneticisi olmayı birisi iki kere düşünecek. Ya da üye olurken düşünecekleri. Üye olurken düşünecek, yönetici olduğunda düşünecek, bağış yaparken düşünecek, bir yerden bağış alırken düşünecek. Şimdi bunları düşüncene ne diyor adam? Ya aman başıma ne iş yapacağım, ne işim var dernekte diyor. Böyle yaptığınızda sivil toplum olmuyor. İşte kent konseyleri mesela. Bunların hepsi gönüllü teşekkürler biliyorsunuz. Dernekler, kent konseyi. Şimdi para almıyor. Cebinden para veriyor. Yani sırf işte çevre için, insan hakları için, kadın hakları için, hayvan hakları için, çok haklısınız. Bir taraftan bu kadar şey gelmiş. Ben ne başıma bela alacağım diyor. Ya kim yaparsa yapsın diyor işte. Öyle olduğunda zaten siz sivil toplumu işte bitirmiş oluyorsunuz. Yani caydırarak insanları. Hayvan hakları ilgili derneklerin de burada şeyi var değil mi? Onlar da riskli diyebiliriz. Yani şöyle diyelim, bir açıklama yaptı Hayvan Hakları Derneği. Türkiye'nin gündemindeki bir meseleye ilişkin kendisini sorumluluk hissetti. Çünkü hatırlarsanız mesela bizim Alp'in mücadelemizde sadece çevre dernekleri yoktu. Partiler vardı, hareketler vardı, çevreyle ilgili ilgisiz birçok oluşum vardı. Ve bu mücadeleyi biz bu sayede kazandık. Siz çok yakından takip ettiniz çevreye olan ilginizi, biliyorum. Burada işte sokak hayvanları diyelim hükümeti eleştirdi ya da bir şeyi sert bir şekilde eleştirdi. Oradan uğraşmak istiyorsa bir kötü niyetli bakan ya da vali, vay sen işte şeye destek mi oluyorsun bu süreçte, bu açıklamayı yaparak şiddete, teröre destek mi oluyorsun deyip İsterse üstüne gidebilir. Yani çok net bir şekilde. Ya da sürekli denetim geliyor biliyorsunuz derneklere. İşte ben senin işte gözünün üstünde kaşın var, bunu beğenmedim mi, parayı nereden aldın, hesap ver bakayım falan deyip tekrar kapatma yönüne gidebilir. O yüzden çok büyük bir tehlike. Biz şimdi bunlardan bahsediyoruz ama bir de iktidara yakın ya da bir dönemki yakın diyeyim. Yani daha muhafazakar, daha İslami dernekler dediğimiz, vakıflar dediğimiz, onlar da karşı, bakın biz belki o bölümünü çok görünmüyor. Onlar da açıklamalar onlar da yapıyorlar. Onlar da diyorlar ki mal varlığımız elimizden gidebilir. İşte bize bir işte bir kişinin iki dudağı arasında kapatılabiliriz. Bu da neden? Bunlar şimdi 28 Şubat'ı gördüler biliyorsunuz. 28 Şubat döneminde şeylere işte ne derler, hep kendilerine baskı yapıldığını söylediler. Bu mağduriyet ile iktidar oldular. Şimdi iktidarlarının 20. yılında neredeyse, bakın kendi eleştirdikleri bir zaman baskıları, yasakları, kapatmaları şimdi kendileri getiriyorlar. O yüzden biraz kendi camiaları da rahatsız bundan. Umarım çıktı tabii, maalesef çıktı. Biz çıktı, çok direndik. Çıktı. Çok direndik. Çıktı. Umarım bu yanlıştan geri dönülür. Umarım bu böylesine bir yetki hiç kimseye verilmemelidir. Yani şimdi İçişleri Bakanı Sayın
Süleyman Soylu işte bir muhafazakar yazarı aramış, belki izlemişsinizdir işte. Merak etmeyin işte, İslami derneklere dokunmayacağız falan. Şimdi bu da sağlıklı bir bakış açısı değil. Yani ona Ayrıca dokunmayacağız, öbürüne mi dokunacağız anlamına geliyor. Ne demek bu? Zaten hukuk devleti hiçbir derneğe dokunmaması lazım. Tam tersine derneğin yaşamasını sağlaması lazım. Şöyle bir şey olur mu? Bizim mahalleye dokunmayacağız, öbür mahalle düşünsün. Öyle bir şey olamaz. Tam tersine devleti yönetme sorumluluğunu üstlenen, işte hükümet etme sorumluluğunu üstlenen kişiler, siyaset yapan kişiler eşit olmak zorundadır. Tam tersine derneklerin hepsini yaşatmalıdır. Onu eleştireni de yaşatacak, onu öveni de yaşatacak, işini yapanı. O yüzden ben onu da çok sağlıklı bulmuyorum. Hani böyle bir şey, bu tartışmaları yakından izlediğim için söylüyorum. Yapılması gereken sivil toplumun yaşamasını, yaşaması. faaliyetini kolaylaştırmak. Daha çok insan dernekleri olsun, daha çok insan yönetici olsun Burayı kendiliyor derneklerde. zaten Evet, şehirleri, ülkeyi şehirleri, ülkeyi ve şimdi geliştiriyor. siz sokak hayvanlarından bahsettiniz. Ben çevreden bahsedeyim. Yani kim koruyacak şeyi, kaymazı, kim koruyacak Alpuyu, kim koruyacak Aynen. Kaz Dağları'nı? Siz hepsini caydırırsanız. Soma'daki yerin altındaki maden işçisinin hakkını kim savunacak? İşte her gün vahşice katledilen, öldürülen kadınlarımızın ölmemesini kim sağlayacak? Devlet sağlasın diyoruz ama sağlayamıyor. O zaman mecburen insanlar kendi girişimleriyle kadın dernekleri, ne kadın hakları dernekleri diyeyim, Yerelde bir şey yapmaları lazım yerelde, ülkenin ülke genelinde genelinde. bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunları sizin desteklemeniz lazım, kösteklemek yerine. Şey bu hayvan hakları dedik Utku Bey. Hayvan hakları yasası ne zaman çıkacak? Herkes bekliyor. Ben de umutla bekliyorum. Zıplayıp yazıyorum da. Gelişme var Bizim mı? can dostlarımız diyeyim, yani hayvanlarımızın hakları konusu hayati önem taşıyor. Ama maalesef her yıl geldiğinde bu konuşulur. İktidar getiriyoruz der. Yine görmüşsünüzdür işte, geliyor getiriyoruz Ocak'ta diyorlar. Ama Hep diyorlar, maalesef hep deniliyor. günlük başka hayhuy dertlerinin arkasına bırakılıyor her Ona seferinde. sıra gelmiyor, değil Ama mi? bir an önce gelmesi lazım. Bir an önce gelmesi lazım. Çünkü inanın Eskişehir'de siz de görüyorsunuz. Türkiye'nin dört bir yanında birçok işte basına da yansıyor. Hayvanlara yönelik son Çok derece bir arttı. Çok arttı son zamanlarda. işkence denecek davranışlar kabul edilemez. Bunları yapanların cezalandırılması lazım. En ağır şekilde cezalandırılması lazım ve bence yani hayvandır deyip geçmemek lazım. Tam tersine can dostumuz diye bakmak lazım. Bir insandan farklı düşünmemek lazım. Yani ona verilen zararın bir insana verilen zararla eşit olarak görülmesi lazım. Ve buna uygun cezaların verilmesi lazım. Zaten ben şuna inanıyorum. Hayvanla başlar sonra çocuk sonra kadın olarak ilerler. Yani belki de Şiddet. eşit olarak ya, yani hayvanla böyle bir zulüm, işkence yapan kişinin, yani can dostuna, ailesinin parçası olan hayvanlara bunu yapan kişinin, hani arkadaşına, eşine, çocuğuna ne yaptığını düşünmek dahi istemiyorum. Evet. Şimdi diğer bir önemli konu. Siz aslında uzun aylardır bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. Eskişehir Hacı Süleyman Çakır Huzur Evi'nde yaşananlar. Şimdi 28 çalışan 47 yaşlı toplam 75 kişi bu COVID'e yakalandı. Yani sanırım yanılmıyorsam yanlış bilgi vermeyeyim. Ölen sayısı da 20'nin üzerinde değil mi? Evet. Hemen hemen. Su içebilirsiniz Tabii Utku tabii Bey tabii tabii ve tabii. ben devam edeyim. Yani en son tabii olumlu bir gelişme yaşandı bu hafta başı ve konuyla alakalı yetkililerin kimisinden soruşturma başlatıldı. Ne oldu süreç? Aslında çok Sorgulama. tabii bazen hani zamana yayıldığında çok karmaşık gibi gözüküyor bazen. Evet. Aslında çok öyle değil. Çok basitçe anlatmaya çalışayım. Öncelikle ilginiz için de teşekkür ediyorum bu konuya. Birincisi, salgın tabii ki tüm Türkiye'yi etkiliyor ve salgının aslında en fazla salgın döneminde korunması gereken yerler huzur Huzur evleri. evleri. Neden? Bir, yaşlılar, iki, kronik hastalıkları var huzur evlerinde kalanların. Ve tüm dünyada da en böyle üzerine titrenen yerler huzur evleri. Eskişehir'de biz şunu gördük, ya da böyle ben bu işe biraz mücadele etmeye başladım. O da şu: Süleyman Çakır huzur evinde ben daha önce zaman zaman ziyaret ettiğim bir yer burası. Ailemizin de, yani Tanıyorsunuzdur da orayı. ailemizin köklerinde işte bağışlarıyla kurulan Süleyman Çakır, işte bizim büyük dedeler tarafı. O yüzden zaman zaman gidiyorum. Sadece oraya değil, diğer huzur evlerimize de gitme, işte bayramlarda, yılbaşlarında mesela, şimdi tabii gidilemiyor biliyorsunuz pandemi nedeniyle, ama gidip onlara bir işte moral vermek, biraz işte yalnız olmadıklarını hissettirmek vesaire. O yüzden de böyle gittiğim bir yerde, orada bir anda çok büyük bir salgın yaşanması ve ölümleri basında yer alınca, bu nedir diye sorma ihtiyacı hissettim ve birazcık ipin ucunu çektiğinizde
büyük bir ihmaller Zinciri. silsilesi, zinciri olduğu ortaya çıktı. Ama bu kadar zincir varken, bu kadar vaka, bakın siz söylediniz, toplam bir hafta içinde 75 vaka aynı anda Bir giriyor. hafta içinde. Ve bunlardan 20 ölüm var. Yaklaşık 17, galiba 18 tane yaşlı ölüyor. Bir de kurum çalışanı ölüyor. Bunların 10'unun Covid olduğu resmen açıklanıyor. Yani raporlarında yazıyor. Ama bana göre diğerleri de, yani Türkiye'deki genel tartışmanın bir uzantısıdır bu. Bence diğerleri de Covid, yani yaşlıların. Ama ölüm nedeni olarak başka gerekçeler yazılmış. Yani Bulaşıcı hastalıklar. genelde bir de bulaşıcı hastalık da yazılıyor, Covid yazılmıyor. Ama bu 10 kişi kesin Covid. Ama diğerlerinin yazılmamış ya da farklı yazılmış. Bana göre eğer dosya açılmış olsa, yani gerçekten baştan itibaren başlansa ve bakılmış olsa, kesin Covid ölümü olduğu bence ortaya çıkacak diğerleri de. O yüzden ben 20 ölümün tamamının Covid olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir bile olsa, 20 olmasın, 10 olsun, hadi bir kişi bile ölse ve ihmal varsa bunun üstüne gidilmesi lazım. Sadıkkaya Buradaki örneğinde olduğu gibi. tabii Sadık Kaya örneğinde olduğu gibi, izleyenler bilmiyorsa Sadık Kaya kurumun çalışanı. 57 yaşında Evet. teknisyen. Teknisyen, kurumun çalışanı. Şimdi şöyle oluyor. Önce işin üstü örtülmeye çalışılıyor. Bir şeyle soruşturma geçiştirilmeye çalışılıyor. Yani her yerde oluyor. Ne olacak? Ne var bunda der gibi. Ama Türkiye'nin hiçbir yerinde bu kadar çok vaka aynı anda ve bu kadar çok ölüm aynı anda yaşanmadı. Bu net. O yüzden önce işte bu soruştur önce bir soru önergesi verdim meclise. Ya bu nedir? Nereden çıktı? İddialar var. Nedir iddialar? Bir, izolasyon önlemlerinin alınmadığı. Nasıl anlıyorsunuz? Şimdi Süleyman Çakır Uzurevi var. İşte bir de başka Uzurevi de var. Mesela Maide Boler Uzurevi var. İşte birkaç. Şimdi hiçbirinde vaka yok diğer Uzurevlerinde. Bir tek burada var. Çok ilginç. Şimdi sorduğunuzda şu ortaya çıkıyor. Burada izolasyon önlemleri alınmamış. Nedir o? Böyle bir salgın olduğunda siz yaşlıları korumamız lazım ya. Anında huzur evinde kalan yaşlıları dış dünyaya kapatmanız lazım. Ama burada personel rutin gelip gitmeye devam Dışarı etmiş. çıkıyor, sonra huzur Yemeğini evine tabii dönüyor. yemeğini işte yaşlarla birlikte yemeye devam etmiş dışarıdan gelen personel. Karantina önlemleri geç uygulanmaya başlanmış. Yani karantina önlemi nedir? Şöyle bir şey var, belki biliyorsunuzdur. Giriyor personel, 14 gün içeride kalıyor, hiç çıkmıyor. Çıkıyor, 14 gün evinde kalıyor, hiçbir yere gitmiyor. Ondan sonra geliyor. Anlatabiliyor muyum? Böylece kendini izole ediyor. Yani bulunduğu yerde, huzur evindeyse huzur evinde izole ediyor. Evdeyse evinde izole ediyor ve hiçbir şekilde iki taraftan birbirine bulaştırmamış oluyor. Bir de girerken ve çıkarken test oluyor. Bunlar başında yapılmamış. Bu yüzden bu huzur evine bulaşmış, diğerlerine Bir haftada bulaşmıyor. 75 kişi çok fazla Evet, çok zaten. fazla anında. Soru önergeleri verdik. Sonra Sadık Kaya'nın kızı Merve Kaya, ona ulaştık. O da babasının durumunu anlatınca, kronik hastalığı olan, izin istiyor. Ben çalışmayayım diyor bu dönemde diyor. Değil mi? Nitekim İzin Cumhurbaşkanı'nın verilmiyor. genelgesi var biliyorsunuz. Kronik hastalığı olanlar işe gitmesin. Yani yani izne falan gerek yok, gitmesinler. Yani bir sürece gerek yok. Ama o süreçte orada çalışmaya zorlanıyor. Tam bahsettiğim salgın döneminde ve doğal olarak kapıyor virüsü. Orada müdüre dahil, yani o dönemki müdüre hanım, o dahil herkes kapıyor virüsü. Yani öyle bir giriyor ki oraya salgın, herkes kapıyor. Ve doğal olarak bunlardan da Sadık Kaya ve işte yaklaşık 17-18 yaşlı maalesef hayatlarını kaybediyorlar. Ben o dönem bunun soruşturulmasını istedim. Yani hiçbir önyargısız, yani kimin sorumluluğu varsa, ama altta ama üstte, ortaya çıksın diye. Maalesef hem il müdürlüğünün başlattığı. Tabi bu süreçte şöyle bir şey de oluyor. İl müdürü görevden alındı. Yani biz bunu aman araştırılsın falan derken, il müdürü, dönemin aile, çalışma, sosyal hizmetler il müdürü görevinden alındı. Ankara'ya çekildi, Eskişehir'den. Ama gerekçesi açıklanmadı. Hakkında başka soruşturmalar var mı bilmiyorum. Ama biz sadece bunun yeterli olmayacağını, eğer bir şey varsa, ihmal, sorumluluk varsa, idari ve adli takibat yapılması gerektiğini söyledik. Uzun süre, yani bu işte Nisan'dan beri takip Nisan'dan ediyoruz beri bunu. birikim. Sonra suç duyurusunda bulunduk. Kimlerin Sadık Kaya'nın ölümünde ve diğer yaşların ölümünde kimin ihmali varsa diye. Ondan sonra ortaya bir ön inceleme sonucu çıktı hatırlarsanız. Ve biz şaşa kaldık. Nasıl bir sonuç çıktı? Hem il müdürlüğünün yaptığı ön inceleme, yani dönemin il müdürünün başlattığı, aslında kendi döneminde başlayan, sonra o ayrıldıktan sonra devam eden, hem de bakanlıktan gönderilen muhakkiklerin yaptığı ön incelemelerde şöyle bir şey çıktı. İki tane sağlık çalışanına sorumluluk çıkarıldı, ihmal.
bir hemşire ile bir sağlık çalışanı. Hiçbir yöneticiye sorumluluk çıkarılmadı. Olan onlar oldu yani başta. Şimdi böyle bir rapor çıktı. Şimdi bunu, şimdi siz de burada çalışıyorsunuz. İşte ben de gazetecilik yaptım ya da başka bir yerde de çalışabiliriz. Şimdi diyelim benim bir sorumluluğum varsa, bir hata yaptıysam, benim üzerimdekilerin de bunda bir payı olması lazım. Yani tamam, ben hata yaptım da benden sonraki görmedim mi bunu? Ondan sonraki görmedim mi? Niye düzeltilmedi? Yani gazetecilikte düşünün, haberi yazarsınız, editör okur. Ondan sonra çıkar işte sayfa editörü okur. Ondan sonra en son şeyi bakar, genel yönetmeni vesaire bakar. Şimdi tamam, ben yazdım, bende kabahat var da benden sonrakilerin hiçbirinde mi yok? Aynı şekilde burada neler olmuş? Bakın, ateşi çıkmış yaşlıların ve çalışanların kurumun içinde. Bakın. Süleyman Çakır'da. Evet. Şey, görevli olan işte sağlık çalışanı demiş ki ağrı kesici vermiş, yatağına geri göndermiş. Şimdi ne olması lazım? Ne olması lazım? Anında kurum dışına çıkarmanız lazım. Hastaneye. Hastane anında. Yapılması gerekiyor artık. Yatırmış. Yattığı anda zaten dağıtmaya devam ediyor, farkındaysanız. Çalışanlar var benzer şekilde. Ya işte ateşim çıktı diyor. Ona da ağrı kesici vermiş. O da çalışmaya devam etmiş. Onun da gönderilmesi lazım. Koronu gülü oynaya gelmiş oraya. Gelmiş ve göz göre göre gelmiş. Ben zaten bunu söylüyorum. Göz göre göre gelen bir ölümü siz yok farz ediyorsunuz. Yöneticilerin ihmali yok diyorsunuz. Oysa ben işte araştırdım. Kurumun huzur evinin müdüresi vekalet olarak yapmakta olan hayatında huzur evinde çalışmamış. Yaşlılarla hiç şeyi olmamış. Bir bilgisi yok. Huzur evinin 20 küsür senedir yönetici kişi birkaç ay önce görevinden alınmış. Başka bir yere atanmış. Onun yerine getirilen kişi de bu görevi bilmiyor. Şimdi bunlar tamam, salgın hani nasıl girdi, ama bunlar da aslına bakarsanız büyük eksiklikler. Bunların hepsinin aslında soruşturulması lazım. Yani niye o geldi, niye o gitti vesaire. Hangi önlemleri aldınız, niye personelin gelmesine izin verdiniz? Hepsi kapalı. Şöyle, bunlar üstüne gidiliyor ama şöyle raporda üstünü örtüyorlar. Yani yönetici sorumluluğunu ortadan kaldırıyorlar, aklamaya çalışıyorlar. İl müdürünü, huzur evi müdürünü, işte arada kim varsa. Ama iki tane gariban sağlıkçıya bunların ölümünün sorumlusu sizsiniz diyorlar. Biz buna karşı çıktık. Basın toplantısı düzenledik. Ve orada hatırlıyorum, Eskişehir Valiliğine çağrıda bulunmuştum. Yani bu şekilde hem bakana hem valiye hem savcılara, siz böyle bir şeye, aklamaya izin veremezsiniz. Bunca ölüm varken ortada iki tane gariban sağlık çalışanının omzuna yıkamazsınız. Onların sorumluluğu var mı yok mu bilemem, ona da bakılsın. Ama onun üstündeki kadın ya da adam ne yapmış, buna bakın. Asıl idareciler gitmiş mi, zaten bulunmuş mu? Tabii böyle bir şeyde. Kamuda da böyle bir şey vardır. Yani alttaki biri bir şey yaptığında sorumluluğu onun üstüne bırakamazsınız sadece. İdarecisinin mutlaka sorumluluğu vardır. Eskişehir Valisi, yeni Eskişehir Valisi, eski vali bu konunun üzerine çok fazla durmadı maalesef. Yeni Eskişehir Valisi Sayın Erol Ayyıldız bu konu üzerinde titizlikle durdu. Ben kendisini tebriğe gittiğimiz ilk toplantıda da bu konunun önemini söylemiştim. Konudan o kadar genel olarak duymuştu ama sanırım bizimle görüşmesinden sonra tekrar dosyaya bakılmasını istemişti. Ama bu rapor böyle üstü örtülme şeklinde çıkınca bir daha kendisinden hem kamuoyu önünde hem rica ederek konunun, dosyanın tekrar incelenmesi çağrısında bulunmuştuk. Sadece ben değil, Merve Hanım da, yani babasıyla ilgili bulunmuş. Çünkü onun babasının ölümü konusunda neredeyse hiçbir şey yok. Yani tamamen adam kendi eteğiyle ölmüş gibi bir hale gelmişti rapora baktığınızda. Ön de yalan oldu. Birkaç kişi sosyal medyadan huzur evinde işte teyzesi ölmüş, anneannesi ölmüş, ama insanlar çok korkuyor. Dedim hani yazın belgesini gönderin. Ama işte hükümet, işte tanıdığımız şurada çalışıyor hemen. İşte maalesef, ama öyle olmaması lazım. Öyle olmaması Merve gerekiyor. Hanım mesela babasının gerçekten göz göre göre ölüme gönderilmiş. Bakın, ben diyor izin istiyor. Kronik hastalığım var diyor. Söylüyor da toplantıda, izin istiyor. Ve ona diyorlar ki sen gidip heyet raporu getireceksin. Üç doktor raporu. Heyet raporu. Şimdi salgın günlerini hatırlayın. Yani hatta bugün bile, yani şimdi mesela biz hastaneye gittik. Maskelerle gidiyoruz ve hiçbir hani muayene edilen yere girmemeye çalışıyoruz. İşte aman yani yeni yılınızı kutluyoruz, emeklerinize teşekkür ediyoruz diyoruz. Çıkıyoruz. Siz kronik hasta olan birini, riskli grupta olan birini şey hastaneye gönderiyorsunuz şey diye, rapor al diye. Bu olmaz. Bu yaptığınız tamamen insanlık dışıdır. Yani başka kelime bulamıyorum. O yüzden Sayın Erol Ayyıldız yeniden iki müfettiş görevlendirdi. Bakın, bu iki tane raporun üstüne yeniden müfettiş görevlendirdi ve o müfettişler sonunda hem huzurevi müdürünün hem de, yani o dönemki müdürün, hem de o dönemki aile çalışma sosyal hizmetler müdürünün Sadık Kaya'nın ölümünde ihmalleri olduğunun
soruşturulması için yani yargıya sevk ettiler. Ben inanıyorum ki sadece Sadık Kaya'nın değil diğer yaşlıların ölümünde de bence yönetim zafiyeti büyüktür, ihmali büyüktür. Eğer bunun üzerine kararlılıkla gidilirse, yani ben şeyi tanımam, huzur evinin müdürü kimdi tanımam. Eski müdürü tanırdım gidip geldiğim için müdürü tanıyorum işine hani işinin başında olan bir zattı. Belki bu huzur evinin müdürü yani o sırada müdürlüğünü yapan hanım da aslında iyi bir yönetici olabilir ama bu konuda deneyimli değil. Bu mesele önemli bakın yani her işin bir hani deneyim tecrübesi meselesi. Olmamış huzur evinin. İkincisi dönemin işte il müdürü. Ben onu işte bayramını kutlarım, bir ziyaret yapacağım zaman bilgi veririm, şuraya gideceğim diye. Yani öyle bir şeyimiz olan biri. Ama hani ben bunları tanımam, böyle bir kişisel husumetim de yok. Ama şu önemli, bir ihmal varsa, bu insanların yaptığı bir ihmal varsa, bir sorumluluğunu yerine getirmemişse, bunun üzerine valisi, savcısı, bakanı, herkesin gitmesi lazım. Neden gitmesi lazım? Eğer burada caydırıcı bir ceza verilirse, hesap sorulursa, bir daha Türkiye'nin dört bir yanında insan kimse böyle kolay kolay alınması gereken önlemi almamazlık yapamaz. Anlatabiliyor boş muyum? Boş vermişlik yapamaz. İşte mesela bu. Doğru ama bunun sahip. Üstü örtülürse yarın başka benzer bu adı Süleyman Çakır olmaz, Eskişehir olmaz, Rize başka olur. Olur. Rize olur, huzurevi olur, hastane olur, emniyet olur. Anlatabiliyor muyum? Kamuda sorumluluk verdiğiniz, yetki verdiğiniz kişinin ihmali varsa en şiddetli cezayı vermeniz lazım. Bir nebze olsa içimizi rahatlattı bu soruşturma. Şimdi açılması. Soruşturma devam açıldı. Şimdi yapılması gereken artık söz yargının. Hı-hı. Benim beklentim bu konunun dosyanın açılması. Buraya bu şey bir anda 75 kişiye nasıl bulaştı? Hangi ihmaller neticesinde? Kurumun hazırladığı rapora baktığınızda hiçbir ihmal yok. Bakanlığın hani işte üstünü örttüğü dediğim yani rapora hiç kimsenin ihmali yok. Hiçbir şey yok. Sanki kendi kendine insanlar COVID Hı-hı. olmuşlar ve ölmüşler kendi kendine. Hı-hı. Böyle bir şey olamaz. O yüzden bu dosyanın yeniden açılması lazım. Ve herkesin yani kimin ne ihmali varsa ama altta ama üstte ortaya çıkması lazım. Ve o ihmallerinin hesabının sorulması lazım. Bu yapılabilirse doğrudur Sadık Kaya'yı geri getiremeyiz. Orada devlete emanet olan yaşlılarımızı, hayatını kaybeden yaşlılarımızı geri getiremeyiz. Ama bir ibretlik bir hesap sorma işlemi olursa eğer Türkiye'nin dört bir yanında bir örnek daha kimse olur. Örnek olur. Kimse öyle kolay kolay ben yaptım oldu diyemez. Umarım yargı bu konunun üzerine gider. Ya da normal bir sağlık çalışanı her ne sektör olursa olsun yetkiliden ziyade hani alt çalışanı atamaz suçu. Tabii ben buradan Eskişehir Valimize de gösterdiği duyarlılık için teşekkür ediyorum. Hem ilk raporun tamamlanması için titizlikle sürecin tamamlanması için çaba göstermişti. Hem de eksik bulduğu hususları ve Merve Hanım'ın, Sadık Kaya'nın kızının talebi üzerine, resmi başvurusu üzerine yeniden müfettiş görevlendirdi bizim suç duyurularımız üzerine ve şimdilik konunun yargı yolunun kapanmasını engelledi. Bundan sonra söz yargının eğer hani aklanırlarsa bir şey diyemeyiz ama bir sorumlulukları varsa mutlaka bunun hesabının sorulması gerekir diye düşünüyorum. Bunu biz şeye borçluyuz. Yani şöyle bir söz var ya ben çok beğeniyorum. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Biz Süleyman Çakır huzurevine emanet edilmiş yaşlılara, hayatını kaybetmiş yaşlılara ve onların yakınlarına bu soruşturmanın sonuçlanmasını borçluyuz. Evet. Bunu savcılara ve hakime de hatırlatmak isterim. Bundan sonra süreci takip edecek. Umarım dediğiniz gibi daha detaylı incelenir ve daha iyi bir süreçte ilerlenir diyoruz. Şimdi son olarak şu konuyu da değinmek istiyorum. Gündeme taşıdığın sık sık bu Kaymaz'daki, Sivrihisar Kaymaz'daki siyanürlü atık havuzu. İkinciye zaten bir depolama tesisi yapıldı. İşte 40 hektar alana 1 milyon 750 bin metreküplük bir ikinci atık depolama tesisi. Yani bana yazanlar oldu. Bir vatandaş yazdı geçenlerde. Merve Hanım dedi burada 3 varyalı çalışıyorlar. Pandemi dönemi bile dinlemiyorlar. Altın çıkartıyorlar devamlı. Hatta gizlice Berat Albayrak'ın da geldiği söyleniyor resmi olmayan şekilde. Evet. Öyle bilgileri de sahip oldum ben tabii bu konuda. Şimdi siz ne düşünüyorsunuz? Yani bir son açıklama yaptınız bu konuyla alakalı. Son durum nedir? Aslında bu konuyla ilgili hani çok takibini yapmaya çalıştık. En son Sayın Milletvekili yol arkadaşım Sayın Jale Nursülü meclis kürsüsünden daha geçen hafta çevre ajanslarına ilişkin bir kanun evet o konuda yaptığı konuşmada bu konuya da değindi. Ben de mecliste soru önergesiyle olsun, bakanlara soru sorarak olsun işte ya da bölgeye giderek olsun
kamuoyunu hep hani diri tutmaya çalışıyoruz. Aslında yapmaya çalıştığımız bu. Meseleyi siz çok iyi biliyorsunuz ama izleyiciler için hatırlatmak gerekirse şu anda Kaymaz'daki altın tesisi biliyorsunuz şu anda devletin tesisi yani Devletin TMSF'nin TMSF. elinde. Aslında bu tesis daha ilk kurulurken yani devlete geçmeden önce ilk kuranlar döneminde de itirazlar olmuştu orada insanlar ben hatırlıyorum tabut taşıyarak yani bu bizim ölümümüz olacak anlamda Evet. tabut taşıyarak protesto etmişlerdi Sivrihisar'da. Ama buna rağmen yapıldı. Orada bir büyük ilk atık barajı dediğimiz siyanür işte kullanılıyor ya siyanür ve diğer bir sürü zehirli işte maden. Onlar şöyle sudan yani şeyden hani altını arıtırken o şeyle sudan geçiyor. Siyanürlü sudan geçiyorsunuz ki ayrışıyor şey Bütün ağır altın. metaller karışıyor, Evet. cıvadır falan. Kalan suyu o yani bir tarafı altın oluyor ya kalan o işte siyanürlü, cıvalı vesaire vesaire neyse bütün zehirli suyu bir şeyde biriktiriyorsunuz. Atık barajı, Bir atık denen. atık barışı. Şimdi asıl işte tehlike çevreye zarar veren şey bu. Bunun birçok işte uyması gereken kurallar var. Ancak o bölgeyi gidip görürseniz ilk atık barajının daha üstü kapanmış değil. Normalde bu tür şeylerde önce yani süresi dolduğunda işlem bittiğinde kapatmanız Kapatılır. lazım. Bu buharlaşmıyor mu? İşte Bir asıl sürü mesele bu zaten. felaket. Orada hep işte gittiğinizde konuştuğunuzda insanların ya işte biz burada rahatsızız vesaire dedikleri. Şimdi ikincisi yapılacak. Devasa siz söylediniz işte bakın 1 milyon 750 bin Tabii, metre 1 küp milyon 750 belli metreküp. hektar alan. Biz dedik ki ya bunu yapmayın ya da yapacaksanız hani yapılmasın ama yapılacaksa gidin daha böyle ücra bir yere yapın ama Havaalanına çok yapılmaması en yakın. iyisi. Şimdi yaptıkları yer yerleşim biriminin yani işte Kaymaz beldemizin eskiden beldeydi şimdi mahalle biliyorsunuz. Yani gözünüzle görüyorsunuz öyle söyleyeyim. Yürüdüğünüzde birkaç dakika içinde ulaşıyorsunuz. Arabayla hani böyle yani bir dakika bile değil yani gittiğiniz yer öyle söyleyeyim. Şimdi böyle bir yere yapamazsınız yolun kenarına. Kuş oradan işte su içecek. Kuş ölümleri de artar. Ondan sonra şey ne deniyor? Havaya buharlaştığında Buharlaştığında havaya, akciğerlere sızdığında zarar. toprağa biliyorsunuz. Tarım Oradan alanları. geçen sulama hatları var. Büyükşehir Belediye'miz bu konuyu yargıya götürdü. Hala da sürüyor. Ben de zaman zaman bilgi alıyorum. Hem değerli hocamızdan hem onun kıymetli bürokratlarından. Zaten Yılmaz Hoca'nın bu konudaki tutumu net, onu söyleyeyim. Çok net. Yani özellikle altın meselesinde yani buna taviz vermiyor hiçbir şekilde. Ve olabildiğince toprağın tarım için kullanılmasını Eskişehir topraklarının arzu Tazemi de ediyor. gıda güvenliği deyip duruyoruz mesela Evet. dönem dönem devam Ve bu ettik. konuda çok tavizsiz onu biliyorum. Bu noktada da Büyükşehir Belediyesi bürokrasisi ve çevre dernekleri hepsi bu ikinci atık barajı için yürütmenin durdurulmasını istediler ama şöyle bir şey yapıyorlar. Asıl mesele şu, işte zaten tesis işliyor deyip hemen ikinci ÇED raporunu süratle onaylıyor bakanlık. Bu sefer de yaptı, o oldu. Ama buna başvurular var. Eskişehir'deki çevre derneklerinin duyarlılığı var. Bölge halkının duyarlılığı var. Mesela hemen oraya yakın Kaymaz yaylalılar bu konuda çok hassaslar. Kaymaz'daki değerli yurttaşlarımız hassaslar. Tabii şöyle bir dönemde yaptılar. İnsanlar sokağa çıkamıyor. Pandemi döneminde bunu apar topar geçirdiler biliyorsunuz. Apar topar. Yani Türkiye sağlığını, hayatta nasıl kalacağını konuşurken bu TMS devletin elindeki şirket ben buraya nasıl ikinci bir zehirli baraj yaparımı konuşuyordu. Üzüntü verici olan bu. Bu mücadele sürecek. Ben buradan hem Eskişehir'deki çevre dostlarına aracılığınızla hem Kaymaz'daki, Kaymaz Yayla'daki dostlara çağrıda bulunuyorum. Yani doğrudur. Şöyle bir hava var. Ya nasıl olsa bu iş yürür, gider. Hayır. Sonuna kadar mücadele etmek lazım. Siz mücadele etmezseniz Alp kim örneğinde mücadele olduğu edecek? gibi. Alp örneğinde biz gösterdik. Sadece kendi birbirimize değil, tüm Türkiye'ye gösterdik. Nasıl mücadele edildiğinde kazanıldığını. Kaymaz'da da yapılan yanlıştır. Devlet eliyle toprağın, havanın, suyun zehirlenmesi olayıdır. Bu yanlışa dur denmesi lazım. Kimse dur demese işte Büyükşehir Belediye'miz davasını açtı. İşte çevre dernekleri benzer şekilde. Ben bu şekilde burada ben belediyelerimizde de gurur duyuyorum. Gerçekten söz konusu çevre olduğunda her türlü şey teferruat kalıyor. Her türlü Alpo desteği mücadelesini hatırlayın. sağlıyorlar. Büyükşehir, Odunpazarı, Tepebaşı bir arada. Şimdi Alpo da yanlarında. Eskiden Herhangi bir Alpo ayrımcılık Belediyesi karşıydı. olmadan Evet. hep Ve buna birlikte. hepsi yani hepsi ayrı ayrı davalar açtı biliyorsunuz. Yani tek dava hepsi ayrı ayrı davalar açtı. O yüzden ben gurur duyuyorum belediyelerimize. Pandemi dönemindeki hizmetleriyle gurur duyduğum gibi bu konuda da çevreye verdikleri değer hassasiyet nedeniyle.
Umarım bu mücadeleyi de kazanacağız. Çevre derneklerine de yine bir kere daha minnetimi ifade etmek istiyorum. Sadece Kaymaz değil, işte sizin yazılarınızda çoğumuz ondan öğrendik. Vurguladığımız yeni maden ruhsat Evet. alanları. 39 alan. Evet, burada da yine Büyük mücadele şehir. verenlere baktığınızda yine büyük şehir, çevre dernekleri, basın kuruluşları, sizin gibi değerli meslektaşlarımız halkı diri tutuyorlar, tutmaya çalışıyorlar. Bu çok önemli. Baktığınızda 39 siz hesaplamıştınız, yazılarınızı hatırlıyorum. Sarıcakaya gibi Tabii Dağ Köprü mesela. yani bizim Akdenizimiz dediğimiz, Tabii. Antalya'mız dediğimiz yere gitsen Latin. maden ruhsatı ver. Miyalçık gibi kirazıyla ünlü Tepebaşı da var. Adıhan yerimize, Beyköy, o civarlar. Tepebaşı keza Sivrihisar, şeye, Ahpul. buralara hep yani olmayacak yerlere ve Büyükşehir Belediyesi inceletmiş, dava dosyalarına baktım yaptıkları. Aralarında bunların mezarlık olan yer var. Yani bakın maden ruhsatı veriliyor. Fidanlık olan yer var. Porsuk geçiyor Köy kenarında. kahvesi olan yer var. Nehrin geçtiği, sulak alan var. Sulama alanı var. Böyle madencilik olmaz. Yani ben şunu söyleyeyim. Ben yeraltı zenginliklerimizin değerlendirmesinden Tabii ki de yanayım. kullanılması Türkiye'nin lazım. tabii ki yerli Tabii. milli enerji kaynaklarına ihtiyacı vardır. En iyisi aslında yenilenebilir olanlardır. Ama yani dünyadan hani bu kadar dışa bağımlılık Türkiye'nin çıkarına değildir. Ama madenciliğe karşı değiliz hiçbirimiz. Ama bu madenciliğin böyle vahşice, böyle bizim hayatımızı, hayvanların hayatını, tarımı bitirecek şekilde, hayvancılığı bitirecek şekilde, sulama alanlarını, su havzalarını bitirecek şekilde, Yapılmasını havamızı istemiyoruz. kirletecek şekilde yapılmasını, hele hele işte bu yani altın meselesi çok önemli. Türkiye'nin dört bir yanını delik deşik ediyorlar. Geçenlerde eleştiri aldım da ben. Maden mühendisi beni eleştirmiş. Ya demiş siz maden istemiyor musunuz? Kullandığınız kameralar bile maden. Ya hayır bakın İstiyoruz. yazı yıllarımı tümden okuyun. İstiyoruz. İstemiyorum değil. Tabii ki de kullanılacak ama çevresel etki değerlendirmesi en azı indirilerek bunun mutlaka yapılması gerekiyor. Yani buna dikkat edilirse tabii ki de kullanılsın. Niye kullanılmasın değil mi? Aynı şekilde ve bir daha yani biz madenciliğe karşı değiliz. Biz Bunu da insana, altını çizelim. hayvancılığa, tarıma, havaya, suya zarar vermeyecek şekilde madencilikten yanayız. Ama böyle vahşi madenciliğe karşıyız, karşı olmaya devam edeceğiz. Eskişehir bu konuda bence kendisiyle övünmelidir. Türkiye'ye bir ders verdi Alpu direnişiyle. Şu anda da Alpu'da işte Büyükşehir'in projeleriyle, Alpu Belediye'mizin projeleriyle Alpu gerçek anlamda bir tarım vasfına kavuştu. Daha da güçleniyor bu vasıf. Umarım kırsal hani gıda güvenliği denen şey tarımla başlıyor. Evet. Herkes bunun bilincinde olur. Yani Covid döneminin bunu öğretmiş olması lazım. Bu tür salgınların Ne gıdaya kadar ulaşım, önemli temiz olduğunu. gıdaya, sağlıklı gıdaya ucuz ulaşım, yani hem sağlıklı hem ucuz ulaşım son derece önemli. Rusya mesela kesti buğday şeyini, ihracatını. Her Evet. şeyi kesti. İşte Bütün devletler yatırım bütün devletler yapıyor kendi gıdaya. stoklarını korumaya Stoklarını çalışıyorlar. korumaya O yüzden çalışıyorlar. biz böylesine bizim için bir nimet Alpova Ovası, o bunun etrafında olması Eskişehir'in. Bu nimetin kıymetini çok iyi bilmemiz lazım diye düşünüyorum. Kaymaz diyoruz Utku Bey. Kaymazın nesi meşhur? Fasulyesi mesela. Öyle olursa fasulyesi de olmayacak artık. Yani çok Su severiz yeriz. kaynakları bakın Su Kaymaz'ın kaynakları aynı hem şekilde. kullanma hem içme suyu kaynakları tehlikede. Büyükşehir'in ben dava dosyasına verdiği dilekçesini incelediğimde görmüştüm. Oradaki işte fauna tamamen tehlikeye girecek. Yani doğa dengesi tehlikeye girecek. O işte bahsettiğimiz işte siyanür, civa, daha bir sürü. Biz hep siyanür diyoruz ama bir Bir sürü sürü, bir sürü ağır metal zehirli etkileri şey var. var. Ağır metaller var. Onların sızması durumunda toprağa, yani o toprak bir daha kullanılamaz hale gelecek. Orada yaşayan insanlar, Kaymaz'da, Sivrihisar'da yaşayan dibimizde, yani bir sızma düşünürseniz, düşünün bir su, diyelim su şebekesine bir sızmadan bahsediyoruz. Kullanma içme, yani bu sadece orayı değil, tüm Eskişehir'i Deprem oldu etkileyecek diyelim mesela. bir Her an işte her şey depremde olabilir. aynı şekilde tüm Eskişehir'i etkileyecek bir faciaya dönüşebilir. Bunlar örnekleri de var, onu da söyleyeyim size. Yani ben de bildiğimden değil, yani sizin yazılarınızla ya da Büyükşehir'in dava dilekçelerini okuduğumda gideriyorum cahilliğimi. Eskişehir'de bu konuya ilgi Estağfurullah duyan Utku sizin Bey. gibi yazarlar. Tabii. Yok yok, öyle. Büyük inşallah. Mesela yanılmıyorsam Macaristan ya da yani öyle bir Doğu Avrupa ülkesinde yaşanmış bu. Yani bir depremde şeyin işte siyanür, o şey yapılan baraj doğal olarak çatlıyor. Şeye, o zehirli
sızıyor Hı. ve çok büyük felaket yaşanıyor. Bunun örnekleri var o dava dilekçesinde. Bunlardan umarım insan yani umarım hani bunları savunanlar da ya da işte gözü kapalı evet diyen idareciler diyeyim çünkü TMSF'nin elinde yani devletin elinde. Umarım onlar da bu dava dilekçelerini bizim gibi dikkatli Peki, peki şeyde okuyorlardır, 6 şiddetinde deprem şimdi bekleniyor. Bunu sık sık jeoloji mühendisleri de söylüyor zaten. Ben geçen köşemde yazdım. Siyonür Atık Havuzu'nda unutuldu gitti yazdım. Tabii unutuldu değil. Davalar devam ediyor. ama o Belediyeler sırada gidiyor, şeyler yürütüyorlar işte. yapıyor. Aslında beklemeleri Yürütüyorlar. lazım Ama davanın yazdım. sonucunu ama Tekrar bir beklemiyorlar. ısıtayım dedim. Çünkü Evet. insanlar hakikaten insanlara da hak veriyorum. Gündem çok çabuk değişiyor ve çabuk unutuluyor. Evet. Bizim de görevimiz onları arada hatırlatmak. Sizlerin desteğiyle hep beraber Aynı şekilde. inşallah. Ben buradan bu konuda mücadele veren çevre derneklerine, onların üyelerine Hı. ya da çevre bilincini canlı tutan belediyelerimize teşekkür ediyorum. Belediyelerimize bir de bu süreçte pandemi dönemindeki olağanüstü hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Aşı evlerini ziyaret ettim 3 belediyemizin de, Hı. Büyükşehir'in, Tepebaşı'nın ve Odunpazarı'nın. Çok büyük bir şey. Yani bu şöyle bir dönemde Bu bakın dönem daha insanların da sokağa önemli. çıkamadığı, işinin Hı. olmadığı, dükkanının kapalı olduğu dönemde insanların evine 3 kap sıcak yemek götürmenin anlamı çok büyüktür. Yani her şeyin ötesindedir bu. Karantinadaysanız, işiniz Karantinada 65 olanlara da üstüyseniz. yüzlerce haneye Hı. bugün Büyükşehir Belediyesi'nin Odunpazarı ve Tepebaşı'ndan aşı evleri sıcak yemek götürüyorlar. Her birine gittim, gördüm, teşekkür ettim, emeklerinize sağlık dedim. Benzer şekilde bütün belediyecilik faaliyetleri devam ediyor. İşte dezenfektan tutun da işte maske Hı. üretimine vesaire. Ulaşım konusunda işte Büyükşehir hani bir sürü kural var biliyorsunuz işte otururken yan yana Hı oturmayacaksınız, şu hı. kadar mesafe olacak. Bu doğal olarak şeyi etkiliyor. Az kişi biniyor, Aynen. gelirinizi etkiliyor. Sokağa çıkma Hı yasaklarında hı. hiç kimse çıkamıyor ama siz yine otobüsünüzü, tramvayınızı çalıştırıyorsunuz. Hani az kişi binse de o seferler devam etsin diye büyük bir aslında belediye kar etmiyor bu işten, zarar ediyor ya da işte ama kamu yönetimi demek yani kar demek değil, kamunun Hı-hı. çıkarı, sağlığı demek. O yüzden ben onların hepsine teşekkür ediyorum Sağlık hizmetleri çalışanlara için. ücretsiz ulaşım hakkı bu arada uzatıldı, onu da buradan belirteyim. Büyükşehir Belediyesi uzattı. Onlara da teşekkür ediyorum. Yine daha buraya gelirken Büyükşehir Belediye'mizin kampanyasını Hı-hı. gördüm. Buradan duyurmak isterim Tabii. aracılığınızla. Belki siz de Hı-hı. zaten duyurmuşsunuzdur. Yardım kolileri Hı-hı. dağıtıyorlar Büyükşehir Belediye'miz bir kampanya başlatmış durumda. Oradan internetten girerek bu kampanyaya Hı. katılabiliyorsunuz. İnternet adresi de Tamam. az önce Belediyenin bilgi sayfası belediyenin olabilir. sayfasında Arayabilirler öğrenmek için. var. Hemen hızlı bir Bakalım. şekilde bakın. Tamamdır. Sayın Yılmaz Heh. Büyükerşen kendi mesaj attı. Dayanışmanın en güzel örneklerini verdiğimiz pandemi sürecinde gerçek ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize market.eskisehir.bel.tr üzerinden seçeceğiniz bütçenize uygun paylaşım kolileriyle sizler de destek olabilirsiniz diyor. Şehir paylaşmaktır diyor. Gerçekten ben bu sloganı çok sevdim. Şehir Şehir paylaşmaktır. Ben de paylaşmaktır. buradan Hı. aracılığınızla tüm bizi izleyenlere Eskişehir'den olsun, internet üzerinden olsun lütfen market.eskisehir.bel.tr'den bütçenize uygun kolileri seçerek bunların dağıtımını ben gittim gördüm. Gerçekten ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorlar. Gerek Büyükşehir Belediyesi, gerek Tepebaşı ve Odunpazarı belediyelerimiz. Ama böyle bir internet imkanı varken bu kolileri seçerek lütfen yardımcı olun diye çağrı yapmayı kendime borç biliyorum. Gerçekten bu dönemi biz ancak dayanışarak kol kola omuz Dayanışmaya omuza Büyükşehir katlanabiliriz. Belediye'mize bu kampanyası için teşekkür ediyorum. Odunpazarı Tepebaşı Belediye'mize tüm hizmetler için ve teşekkür ediyorum. Sadece kendi belediyelerimize değil onu da söyleyeyim doğrudur. Eskişehir'in merkezinde Cumhuriyet Halk Partili belediyeler var. Millet İttifakı'nın destek verdiği belediyeler var. Ama işte Sivrihisar'ında, işte Çiftelerinde, Günyüzü'nde Hı başka partilerin belediyeleri de var. Onlar da halkımıza, hemşehrilerimize hizmet için uğraşıyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum. Yani taş üstüne taş koyan, bu zor dönemde milletin ihtiyaçları için uğraşan herkese, belediyesi olsun, işte sağlıkçısı olsun, Hı. emniyetçisi olsun, tüm görev alan jandarması olsun, öğretmenleri olsun, tüm kamu görevlerine teşekkür ediyorum. Bu salgını, bu belayı biz dayanışmayla atlatacağız. Hep Buna da birlikte, hep inanıyorum. birlikte inşallah. Umarım 2021
Güzel başlar, güzel devam Güzel eder, güzel başlasın, biter. güzel başlasın. İşte program başına söylemiştim, bir daha söyleyeyim. Sayının %90 düşmüş olması Eskişehir'de, yani günlük vaka sayısının işte bugün bizimle paylaşıldı O umut verici bir %90. gelişme. Umut verici. Yeni yıla böyle girmek güzel. Aşı geliyor. Bir şekilde aşı, herkes ben vurulsun derim. Yani aşı geldiğinde o aşı bu aşı demeden kolumuzu uzatmamız lazım. İnşallah dayanışmayla biz bu süreci atlatacağız. Yeni yılın en önemli bence kelimesi dayanışma olacak. Dayanışma, Dayanışma. birliktelik. Yani zor durumda olanın yanında olma. Dayanışmayla biz bu belayı atlatacağız. Ülkemizde ben umutluyum. Hak ettiği yerlere hep birlikte taşıyacağız. Çok sağ olun. Ben size Çok çok teşekkür teşekkür ederim Sayın ederim. Sağ Çakırözer. olun. Şimdi tabii Sayın Çakırözer sık sık gelemiyor. Şimdi yoğunluktan dolayı hazır gelmişken bayağı bir gündemi değerlendirdik. Sağ Çok olun. da iyi Çok oldu. teşekkür ederim. Ben teşekkür Sağ ederim. olun. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer canlı yayın konuğumdu. Gündemi değerlendirdik. Asgari ücret tartışmaları, derneklere kayyum atanması. Hacı Süleyman Çakır huzurevinde yaşanan son durum bu soruşturma başlatıldı malum biliyorsunuz hafta başında biz de paylaşmıştık ve Sivrihisar Kaymaz'daki atık havuzuyla ilgili gündemi değerlendirdik. Tekrardan görüşmek dileğiyle ve son olarak da tekrardan hepinize mutlu yıllar diliyorum. İyi akşamlar.